Merhaba değerli kardeşlerim. Nur'un Ölüş programımızda bu hafta insanların kaçınması gereken en önemli tehlike olan şirkten, Allah'ın yarattığı olayları Allah'tan bağımsız sanmanın şirk olmasından ve şirkten nasıl sakınabileceğimizden söz etmek istiyorum inşallah. Önce şirkin ne demek olduğunu açıklayarak başlayalım. Şirk kelime manası olarak ortaklık anlamında demektir. Türkçe Kur'an meallerinde şirk teriminin Allah'a eş koşmak, ortak koşmak olarak da tercüme edildiğini görüyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu gerçek Kur'an'da La ilahe illallah hükmüyle haber verilir. Bu ifade Kur'an'da pek çok defa tekrarlanır. Ve imanın en önemli şartı olarak vurgulanır. Yalnız bu gerçeği tüm kardeşlerimizin çok iyi kavraması ve derinlemesine düşünmesi gerekiyor. Çünkü Allah'ın tek güç, ve kudret sahibi olduğu, tek ilah olduğu çok kesin bir gerçektir. Fakat bu gerçeği yalnızca zahir manasıyla değerlendirmek büyük yanlış olur. Kur'an'a baktığımızda bu temel gerçeğin aksine bir inanç, tutum ve davranışın şirk olduğunu görürüz. Bu nedenle şirki en gelen anlamda la ilahe illallah gerçeğinin dışında Allah'ı tenzih ederim. Allah'tan başka güç ve kudret sahipleri ilahlar olduğu gibi yanlış bir tavır ve anlayışa sahip olmak olarak da tanımlayabiliriz. Şirk kavramının temelinde Allah'ın yarattıklarına benlik verme yani etrafındaki kişilere ve eşyalara Allah'tan bağımsız, müstakil varlıklarmış gözüyle bakma gibi çarpık bir yaklaşım bulunduğunu görürüz. Bir kimseye veya bir eşyaya böyle çarpık bir anlayışla bakmak, onun sahip olduğu özellikleri kendilerinden bilmek, bu özelliklerin ondan bağımsız ve mutlak olarak var olduğunu sanmak, bundan dolayı o kişiye değer vermek ya da ondan korkmak, ona benlik vermek demektir. Bu yanlış bakış açısına göre hem Allah'ın sahip olduğu zenginlik, güzellik, güç ve ihtişam vardır hem de insanların yani insanların da müstakil olarak bu şekilde zenginliğe, güce, ihtişama sahip olduğu yanılgısıdır bu. Bu çarpık bakış açısı şirkin temelini oluşturur. Her türlü şirk çeşidinin, müşrik tavrının ardında bu benlik verme yanılgısı vardır. Oysa samimi bir Müslüman önce imanını Allah'ı birleyen, ona hiçbir şeyi şirk koşmayan bir temel üzerine kurmalıdır. Bunun içinde herkesin ve her şeyin varlıklarını Allah'a borçlu olduğunu her an hatırlaması gereklidir. Her şey ve herkes Allah'ın dilemesiyle var olmuştur. Varlıklarını Allah ayakta tutmaktadır ve dilediği an dilediğini yok edip ortadan kaldırabilir. Ayrıca herkese ve her şeye sahip oldukları tüm özellikleri veren de yine yüce Allah'tır. Güç, imkan, zeka, güzellik, şöhret, makam Allah'ın dilemesiyle olan özelliklerdir. Allah dilediği anda bunları kişinin elinden alabilir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Allah her yerde ve herkeste değişik şekillerde tecelli eder. İnsanlar çevrelerinde hep bu tecellileri seyrederler. Allah'a iman eden bir insanın hiçbir şeyin Allah'tan bağımsız, müstakil bir varlığı olmadığını bu şekilde kalbine iyice yerleştirmesi gereklidir. Sadece bu gerçeğe uygun bir inanç, düşünce ve davranış biçimi içerisinde bulunduğunda şirke düşmekten kendini kurtarabilir. Gerçek iman sahibi bir kişi katıksız bir sevgiyle Allah'a karşı mutlak bir teslimiyet içindedir. Kişi saniyelik hatalara dahi düşmemeye özen gösterir. Allah'a güveninde haşa eksiklik hissettiği veya Allah'tan başka yardımcılar aradığı anda bunun şirk olacağını bilir. Dolayısıyla hiçbir mazeret öne süremeyeceğinin de farkındadır. Ancak bazı insanlar zor bir durumla karşılaştığında genelde çok teslimiyetliyim. Allah'a güvenim tam ama nadir bazı olaylarda paniğe kapılıyorum. Tevekkülsüzlük yapıyorum şeklinde açıklama yaparlar. Bu elbette büyük bir gaflettir. Bu konuda insanın kendini kandırmaması da çok önemlidir. Çünkü bu kişi için bir tehlikedir. Mantıkla hareket eden bir insan kendisine başka yardımcılar aradığı için Allah'a tam güvenmiyor demektir. Bu da o kişinin Yüce Allah'ın varlığını kabul etse de ona tevekkül edemediğini, Allah'ın sonsuz kudretini kavrayamadığını ve dolayısıyla şirk içinde olduğunu gösterir. Yalnızca Allah'a rabet eden insan ise Allah'ın kendisi için yaratmış olduğu kaderden kalben razıdır. Çünkü iman sahibi bir insan kaderin dışına çıkmanın ya da kaderi değiştirmenin mümkün olmadığını bilir. Allah'ın her insan için yarattığı bir kader olduğunu ve o kaderin değişiklik geçirmeyeceğini de çok iyi bilir. Allah insanların yaşayacakları her olayı bir kitapta kayıtlı olduğunu ve insanların kitaplarında yazılı olanlar dışında hiçbir şey yaşayamayacaklarını pek çok ayetiyle haber vermiştir. Bu ayetlerden biri şöyledir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Ayetten de açıkça anlaşıldığı gibi yaşamımız içinde karşılaştığımız her olay, küçük büyük her şey bir kitapta kayıtlıdır. Her insan yaşadığı dünya hayatında kendine ait olan bu kader kitabını okur. Dolayısıyla Müslüman karşılaştığı olayları bu gerçeğin bilincinde olarak değerlendirir. Ve Allah'ın yaratmış olduğu kaderdeki her detayda bir güzellik arar ve kaderdeki her ayrıntının mutlaka bir hayır üzere yaratıldığına inşallah kesin olarak iman eder. Bunun bilincinde olan mümin için yaşadığı şeylerin hepsi mutlaka güzeldir. Mümin bu güzellikleri hiç atlamadan görebilir. Geçmişte yaşadıklarından ya da hali hazırda başına gelen olaylardan yakınma, rahatsızlık duyma veya hoşnutsuz olma gibi bir hataya düşmez, istisnasız hayatı boyunca yaşadığı her andan razı olur. Bunun aksi ise imanın derin olmadığını, imana şirk karıştığını gösterir. Böyle bir insan Allah'a iman ettiğini söyleyebilir, ahirete inandığını, gerçek bir Müslüman olduğunu ifade edebilir. Ama kaderindeki herhangi bir olaydan razı olmayan bir insan aslında Kur'an'da emredilen tevekkülü yaşamıyor, Allah'ın yarattığı kaderi gerçek manada kavramıyor demektir. İşte bu durum bir gizli şirk alametidir. Gizli şirk her insan için göz ardı edilemeyecek büyük bir tehlikedir. İnsanın günlük hayatında kendi içinde hissettikleri veya olaylara verdikleri tepkiler çok önemlidir. Bu bakımdan samimi bir insanın tüm yaşamını, günlük hayatını, hislerini, düşüncelerini, hayata bakış açısını, ve en önemlisi bilinçaltını bu anlayışla gözden geçirmesi gerekir. Şirk kimi zaman bir insanın yaşamına çok köklü şekilde yerleşmiş olabilir. Kişinin bir korkusu onun dini halis şekilde yaşamasını engelleyebilir. Örneğin geleceğe yönelik ciddi bir endişeye kapılıp geleceğini garanti altına almak için Allah'ın emirlerini göz ardı edebilir. Allah esirgesin kendince gerekli gördüğü durumlarda dinden taviz verebilir ya da karşılaştığı zorlukları birer aksilik olarak değerlendirebilir. Bundan dolayı isyankar bir ruh hali içinde olabilir. İşte bu veya benzeri durumdaki insanların büyük bir çoğunluğu Allah'ın sonsuz kudretini ve her şeyin hakim olduğunu unutarak gizli bir şirke düşmüş kişilerdir. Böyle kişiler geleceğini yaratanın da kendisine mal, mülk, zenginlik verenin de Karşısına çıkan zorlukları açıp giderenin de Allah olduğunu unutur. Başka varlıklara güç atfederek onlardan yardım umar hale gelirler. Oysa her insan böyle bir gafletten şiddetle kaçınmalı ve büyük bir hızla uzaklaşmalıdır. İçinde bulunduğu durumu ince ince düşünmeli, hayatının her anında Allah'ın her şeye güç yetiren, her varlığın ve her olayın üzerinde tek söz sahibi olduğunu tefekkür etmelidir. Ancak bu şekilde gizli şirk belasından uzakta kalabilir. Zorluklar karşısında bazı insanlar gizli şirk yaşayabilir. İnsan kanser olabilir ya da hiç beklemediği bir anda trafik kazası geçirerek sakat kalabilir ve ömrü boyunca yürüyemeyeceğini öğrenebilir ya da çok sevdiği bir yakını vefat edebilir. İşte şirkten tamamen arınmış teslimiyet ve tevekkülü yaşayan kişi hastalığından dolayı üzülmez, Kaygılanmaz, başına gelen zorluklardan dolayı asla yakınmaz. Kaybettikleri için Allah'ın kaderine isyan etmez. Bunu hemen teslimiyet ve güzellikle karşılar. Allah'ın kendisi için mutlak bir hayır dilediğini unutmaz. İnanan bir insan dünyada yaşadığı her türlü imtihanın sonsuz ahiret yaşamına kıyasla çok kısa sürdüğünü, ahirette büyük bir ecir kaynağı olarak karşısına çıkacağını aklından çıkarmaz. Şirkten arınmış bir imanda kişi karşısına çıkan zorluğu öğrendiği ilk anda bu haberi güzellikle karşılar. Bunda bir hayır ve hikmet arar. Ancak şunu önemli hatırlatmak gerekir ki bu asla teselli mahiyetinde bir düşünce değildir. Tam tersine gerçek imanda kişi kendisine isabet eden bir hastalığın kendisi için gerçekten büyük hayırlara vesile olacağına iman eder. Aynı şekilde tek başına kaldığında da insanların yanında da olayın üzerinden sabretmesini gerektirecek uzun zamanlar geçtiğinde de içinde olduğu zor duruma karşı hep aynı teslimiyeti gösterir. Çünkü kaderini Allah'ın belirlediğini bilir. Allah'tan gelen her şeyin güzel olduğunu düşünüp sabreder. Burada yaz konusuna da değinmek istiyorum biraz. Bildiğiniz gibi Soma'da meydana gelen maden faciasında 301 kardeşimiz şehit oldu ve ardından ülkemizde üç günlük yas ilan edildi. Bu milli yası yanlış algılamamak da çok önemli. Yas ilan edilmesi demek. Haşa, Allah'ın takdirine karşı isyan etmek. Bundan ızdırap ve acı duymak değil, kardeşlerimizin Allah'a kavuştuğunun bilinciyle onlara değer verildiğini, saygı duyulduğunu ifade etmektir. Yoksa ölüm olduğunda günlerce ağlamak, gülmemek, sevince dair her şeyi hayattan çıkartmak bir cahiliye adetidir. Müslümanlar için ölüm, dünyadaki imtihanın sona erişi, gerçek yurt olan ahirete geçiş ve her şeyden önemlisi tek gerçek sevgilisi ve dostu olan Allah'a kavuşmadır inşallah. Bu sebeple Müslümanlar birinin ölümü dolayısıyla matem tutmazlar. Tam tersine sevdiklerinin Allah'a kavuşmasından dolayı sevinir. İnşallah Rabbim kendisinden razı olmuştur diye dua ederler. Allah'ın gücünü ve kudretini gereği gibi kavrayamayan insanlar ölümdeki hikmetleri de takdir edemezler. Ölüme bir yok oluş sandıklarından üzüntüyle karşılarlar. Matem kaderdeki hikmeti kavrayamayan, kaderi gönülden teslim olmamış, Allah'ın yaratmasındaki güzellikleri göremeyen Dünyanın geçici olduğunu bilmeyen insanların batıl bir adetidir. Bu yüzden bir ölüm olayı olduğunda Müslümanlar birbirlerine üzülmeyi, hüzünlü olmayı, mutsuz olmayı tavsiye etmezler. Ölüm olduğunda Müslümanlar birbirlerine güzel bir sabrı, Allah'ın kaderde takdir ettiği sevinçle karşılaşmayı tavsiye ederler. Çünkü yas tutmak demek haşa Allah'ın takdir ettiği kaderden razı olmamak demektir. Yas tutmak demek Haşa Allah'ın yarattığına isyan etmek demektir. Cennete uğradığımız bir kişi için yaz tutmak Allah hesirgesin şirk olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yas tutmayı Müslümanlara yasaklamıştır. Hadislerde şu şekilde bildirilir. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: yaz tutma cahiliye işlerinden biridir." İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam beraberinde yüksek sesle ağlayan bir kadın bulunan cenazeyi takip etmeyi yasakladı. Değerli kardeşlerim, matem ruhu Müslümanlıkta yoktur. Haramdır, şirktir. Dolayısıyla haram ve şirk olan bir şeyi ibadet sayıp uygulamakta doğru değildir. Bir insanın yaptıklarını kendi eseri zannetmesi de gizli bir şirktir. Bir kişi mesela başarılı bir konuşma yaptığında o konuşmayı kendi aklıyla kendisinin yaptığını zannederse bu çok yanlış olur. Çünkü Kur'an'da tarif edildiği gibi lütfu verip konuşturan Allah'tır. O dilemedikçe insanın konuşması ve üstelik hikmet üzere konuşması mümkün değildir. Bunların hepsi Allah'ın dilemesiyle gerçekleşebilir. Veya bir insan mesleğinde başarı elde ediyorsa, mesela bilimsel keşiflerde bulunuyorsa, bunların tümünü Allah'ın yardımıyla yapıyor demektir. Bir insanın Allah'ın dilemesi dışında bir başarı elde etmesi mümkün değildir. Tüm bunlara rağmen insanın halen kendi başarılarını sahiplenmesi, bunlarla övünmesi, gururlanması ve bu esnada haşa Allah'ı unutması çok yanlış ve haksız bir eylem olur. Nitekim Kur'an'da insanın Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şey yapmaya kudretinin olmadığı insan suresinde şu şekilde bildirilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edenlerin tüm yaşadıklarında çok büyük bir hayır ve hikmet var inşallah. Ama insan bu hikmetleri her zaman anlamayabilir. Bazen bu hikmetleri görür ve şükrederiz. Bazen de göremeyebiliriz. Ancak yine de Allah'a güvenip dayanmalıyız. Ve zahiren zorluk ve sıkıntı gibi görünen tüm olayları da Allah'ın pek çok hayır ve güzellikle birlikte yarattığını unutmamalıyız inşallah. Müslüman bu salih karaktere sahip olduğu, gerçekten hiçbir ortak koşmadan Rabbimize yöneldiği zaman her türlü başarıyı, güzelliği ve nimeti Allah'tan umabilir. Çünkü Allah, şirkten tamamen arınmış kullarına dünyada da ahirette de büyük mükafat vereceğini müjdelemiştir. Dünyada tam ihlası elde etmiş kullara Allah'ın müjdesi şöyledir: Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerine kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Bugünkü programımızın da sonuna geldik inşallah. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Allah hayır, sevinç ve bereket dolu bir hafta nasip etsin. Allah'ın rızası, sevgisi, rahmeti üzerimize olsun inşallah. Hoşçakalın.